efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Kadir Bey'in de lansmanı. Hoş geldiniz. Evet. İyi akşamlar. Çok güzeldi. Çok çok keyifli bir akşamdı. Merhaba. Ben de Bodrum'dan geldim Kadir'e destek olmak için. Sürpriz yaptı. Haberim yoktu burada olduğundan. Nurlan gel lütfen. Nurlan'ı tanıştırmak isterim size. Nurlan Kazakistan'da çok iyi işler yapan ve çok meşhur, aynı zamanda komedyen, oyuncu ve program yapımcısı. Bu akşam sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Biz beraber ortak bir film de yaptık. Kazakistan'da yayınlanmak üzere ve Türkiye'de yayınlanacak yeni bir filmin ortaklığına imza attık. Ve Türkiye'de birçok iş yapacağız beraber. Nurlan yakında tanıyacaksınız. Çok yetenekli bir komedyen. Aynı dili konuşmadan inanılmaz güldürüyor insanları. O yüzden tanıdıkça seveceksiniz. Ben haber vermek istedim geldiğin için. Teşekkür ederim my friend. Teşekkürler. Teşekkürler. Anladım. Anladın. Nasılsınız? Sağ ol, var ol. Görüşürüz Nurlan. Lansman nasıl geçti efendim? Ya bir hedefi olan lansmandı. O yüzden çok memnun edici. Biz sürdürülebilirlik üzerine kurulmuş bir kreasyon yarattı Hatemoğlu markası. Geri dönüşümden elde edilmiş kumaşlar ve üretim bandında çok az seviyede su kullanarak kreasyon yarattı. O yüzden çok memnunum. Biz çift olarak doğaya ve onun yarattığına saygı duyan bir tarafımız var biliyorsunuz. O yüzden bir markayla bu anlamda bir araya gelip bunları ortaya çıkartabildiğimiz için çok memnunuz açıkçası. Sizler iyi misiniz? Teşekkür ederim. Keyfiniz yerinde mi? Sürekli haberler çıktı. Nesrin Antay'ın hayatını oynayacak diye sizi yalanladınız ama. Yalanlamadık. PR olduğunu söylediniz. Öyle yani... bir şey gerçek değil. Yok öyle bir şey. Oynamayacaksınız. Oynamayacağım. Teklif geldi mi peki? Geldi evet. Evet. Reddettiğinizi belirttiniz yani. Evet çünkü değil. İçime sinmeyen şeyler vardı. Onları da belirttim ve gayet profesyonel bir şekilde bu işte kendimi hissetmeyeceğimi ve çok da verimli olmayacağımı söylemiştim. Ama rağmen haberler çıkınca tabii garip bir algı yaratılmaya çalışıldı gibi bir şey hissettim burada. Ama bu işi daha fazla uzatmamak lazım. Evet evet gerek yok zaten. Yok, yani aslında bununla da ben ilgilenmiyorum açıkçası. Yeni dizi çalışmalarımız var mı? Var. Ocak ayında Pastel Film'le el sıkıştık ve çok memnunum. Harika bir ekiple tanıştım ve çok güzel bir proje ortaya çıkarttılar. Yani ismini söylememek için zor tutuyorum, kanalı söylememek için zor tutuyorum, senaryodan tüyo vermemek için zor tutuyorum. Deniz Koloş'la çalışacağım için çok memnunum. Pastel Film'in sahipleri Efe Ürbül ve Yaşar Ürbül'le böyle güzel bir ekip kurdukları için çok memnunum. Umarım Ocak ayında çok iyi bir kanalda, çok iyi bir senaryoyla izleyiciyle beraber buluşacağımız için heyecanlıyız. Peki yeni bir film projesi için bir teklif gelse Burak Özçivit'le oynar mıydınız? Anne alakası var arkadaşlar. Yani soru sormak için soru soruyorsunuz maksat lütfen çıkartıyor. Ya. Hadi çek. Bak o kadar kısa zamanda bir araya geliyoruz ve sorduğunuz sorular bunlar ya. Bundan hiç memnun değilim gerçekten. Ne alakası üzgünüm var? Ama hiç alakası yokken garip sorular. Ben düşünüyorum siz düşünüyorsunuz. Gel bebeğim gel.